futbolcuların maç sonu açıklamalarına gidelim. Maç temposu yoğun, biraz açık konuşmak gerekirse. Peki o gün, şimdi. O gün başlarken söz öyle başlamıştı ya, daha bunları izlemeden. Evet. Ya sezon başı, ben yine söylüyorum, iyi tarafından bakmak istiyorum. 3 günlük maç temposu ağır bir sezon başı kampından sonra kolay olmayabiliyor. Bunu sezon ortasında ya da işte bir ay sonra söylese. Belki genç oyuncular için de biraz ya yeni bir tempodur bu. Bu aslında bir alışkanlık. Bu, burada İsmail'e söylenecek şey yok. İsmail üzerinde bir konu değil. Yok, İsmail yok. Genç. Yok, bunu hemen hemen yetenekli. Herkes maç sonunda açıklamaya başlayacak 2-3 hafta sonra. O büyüklerinden, tecrübelilerinden gördükleri bunlar aslında gençlerin. Yani onlar bu tip maçlardan sonra acaba ne konuşuluyor biliyor artık. Onlar ne konuşuyorsa biz de o yoldan gidiyoruzdun. Devamlı. Bir de şu var ama şimdi İsmail mesela 3 günde bir maç oynamaya alışkın bir futbolcu mu? Asla değil. İşte o yüzden geçen diyorum, genç oyuncular için bu tempo biraz iki daha sezon, iki sezon önce şimdi Fenerbahçe'de olabilir. Sadece Türkiye Süper Lig'e mücadele verdi. Bir Ziraat Türkiye Kupası'na sonra girdi. Orada da erken elendi. Bazı futbolcular dediği gibi alışkanlık bundan da olabilir. Şimdi peki ben şunu sorayım. Biz forvet adaylarını Fenerbahçe'de konuşuyorduk. İsmi geçenlerden biri de Abubakar. Yani. Seni yakından ilgilendiriyor bakış. Aynen. Sen al artık buradan bakış atıyorum. Başak ile ilgili olumlu taraftan elbette konuştuk. Başak'a kesinlikle haksızlık etmiyorum. Geçtiğimiz sezon yapılan o 3 büyük... Ama sen daha az tartışılacak bir isim mi olmalı diyorsun Fenerbahçe forvet transferi yapacaksa? Oyun yapısına daha farklı katkıda bulunacak bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani evet, Başak katkı verebilir. Ama elinizdeki mevcut oyuncuların ne kadar üzerinde size... Farklı bir oyun planı sergileyebilirsiniz Batshuayi ile. Bunu Abubakar'la yaparsınız. Batshuayi'yi ne kadar tartışıyorsam Abubakar'ı o kadar tartışamıyorum. Çünkü Beşiktaş'taki tüm kariyeri boyunca sağındaki, solundaki, arkasındaki herkese katkı sağlamış, yukarı çekmiş bir santrafordan bahsediyoruz. Bu da çok kıymetli. Kendi attığı ve attırdıklarının dışında Abubakar'ın ilk döneminde de, ikinci döneminde de sağında, solunda, arkasında kim oynadıysa şaha kalktı. Tabii. Hatırlayın ya. Tabii. Şimdi en son Beşiktaş şampiyonunda Lare. Gidişi tartışmalıydı. O ayrı bir konu. Sakat, hafif bir sakatlığı vardı. Beşiktaş'ın aslında şampiyonluğuna mal olacaktı. Olabilirdi. Aslında oynayabilirdi. Sergen Hoca orada çok net 3 hafta kala net bir duruş sergiledi. Takım korudu. İçindeki dengeleri evet. De bir anda keserek korudu. Yoksa dediğim gibi şampiyonluk bile gidebilirdi. Şöyle oynayabilirdi ama kendini riske etmek istemedi o dönem. Sonrasında dönmek istediğinde bu kez kendisine sağ ol dediler. Veya geçelim, yani Beşiktaş'ta performansını evet. Konuşursak Abubakar'ın. Son sezonunda solda Larin kariyerin en iyi dönemini yaşadı. Bir daha da böyle bir dönem yaşayamaz Larin. Sağ tarafta Gezal, yeniden Raşit Gezal olduğunu hatırladığı bir dönem. O geçmişte Leicester öncesi dönemindeki Gezal'ı Abubakar tekrar ayağa kaldırdı. Çünkü Abubakar Larin'i kaldırırken Gezal tek başına sadece Abubakar'ı beslemiş olmadı. Larin'i de besledi. Larin'e gol nasıl atılır bunu öğretti açıkçası sahada. Biraz da tabii şunun katkısı var. Merkezde Abubakar varken Larin orada oynayamadı. Sola itildi. Ama çok iyi bir ikili yakalamışlar. Hatta bir hazırlık maçıydı. Beşiktaş tesislerinde oynanan. Şu söylenmiştim ona. Bu sezon Larin'le Abubakar aynı anda sahada görebilirsiniz diye. O güne kadar da hiç bu arada Larin'i biz sol kanat izlememiştik. Ben şaşırmıştım. Çünkü çok iyi bir maç çıkarmışlar. Hoca orada deneme yapmış Sergen önce. Sonrasında öyle bir serüven yaşandı. Dediğim gibi Abubakar... Hızlanalım biraz. Abubakar... Sağında, solunda, arkasında kim varsa onu yıldız yapar. Yıldız yapmanın dışında ceza sahası içerisindeki bitiriciliği, üst düzey, repertuarı çok geniş. Yine o performansla döner diyebiliyor musun? Yani tabii ki gittiği yerde performansı ne derece bilmiyoruz ama ilk gittiğindekini biliyorum. Her hafta gol atıyordu. Çünkü yani ikinci Beşiktaş döneminde aslında böyle beklenmiyordu Abubakar. Yani evet. Sözleşme yapıldı zaten yani. Evet, bu kadar iyi çıkması aslında çok sürprizdi daha yani. Ya ben bir risk alacaksam bunu zaten Abubakar olarak alırım. Mı alırsın? Ben tamam, de Fenerbahçe'nin bu kadar bekleyip Şampiyonlar Ligi'nden elenip şu anda da bu kadar forvet santrafor sıkıntısı çektiği yerde işte Sörlöt mü, Batshuayi mı, Abubakar mı en az Abubakar tadında ayarında bir oyuncu olması lazım. Çünkü Fenerbahçe bu kadar beklenirse tartışılacak bir golcüyü getirmesini asla çok içim şey yapmaz yani, el vermez. Niye bu kadar bekledin? Şampiyonlar Ligi eğer bir forvetiniz olsaydı, iyi bir forvetiniz, iyi bir santraforunuz olsaydı Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi iki maçta da çünkü çok istediği pozisyonları buldu, gole çeviremedi.
Şimdi rövanşta Pedro'yu oynatamadı. Orada da olsaydı yine aynı şeyi söylerdim, turu geçme ihtimali. Bugün de Sörlot ismi mesela bazen heyecan verebilir ama riskli bir transfer. İki sezondur Sörlot şu anda tartışılan bir oyuncu. Aboubakar'ı getirdiğin zaman kimse bir şey demez. Batu Şah'ı konuşuyoruz. Olur mu olmaz. Yani bana göre olabilir. Yani bu ligin şeyini çözmüş gibi. Bug'ını çözmüş. Ben şunu söylüyorum. Gelsin. Defolarını çok iyi. Yani. Yani gelip tutmayabilir ayrı ama gelirken bu Fenerbahçe'ye geldi diyebileceğimiz bir santrofor bekliyorum ben. Ya ben Batu Şah'ın Aboubakar'dan tek bir artısı var. Tek bir tane var. Benim nezdimde başka da olamaz. o da Aboubakar'la siz rakip stoperlere ve beklere çok fazla baskı yapamazsınız. Onu o kadar koşturamazsınız beklere, stoperlere. Takım savunmasında bak şu ay daha iyi ama sizin önceliğiniz santraforda takım savunması almak mı yoksa gol repertuarınızı genişletmek mi? İkincisi. Toplamda 14 ya da 15 tane stoper aldınız. Bu sezon da şu anda 6 ya da 7 stoper oldu. Bir tane hala nokta bir santrafor alamaması Fenerbahçe'nin aklım almıyor ya. Hakikaten Sayın Ali Koç gibi bu kadar fedakarca çalışan, Jorge Jesus gibi bir Avrupa'dan golcüye gidecekleri zaman, hocam kim dediği zaman, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus dediği zaman. Mesela bir çılgınlık yapılsaydı düşünülürdü yani. Ben Luis Suarez'i düşünürdüm mesela. Olabilir. Borçta bir oyuncu. Yani hani bir para vereyim, kimse de tartışmasın. Bu kadar stopada. Ülkesine döndü ya. Yani gelsin bir sene beni şampiyon yapsın. O kadar Fenerbahçe'nin şu an beklentisi zaten nedir? Espriyle söylüyorum. Şimdi kesip koymasınlar. Ya yanlış anladılar. Ama benim de mesela İsmail'e gittim. Hayır bu arada mesela, yani şunu espriyle söylüyorum. Espriyle söylüyorum ama düşünülebilirdi bence Fenerbahçe'de yani. Fenerbahçe'de şöyle bir konu yok şu an. Yani bir genç oyuncu alalım, parlatalım ya da işte satılabilir oyuncuyu alalım. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Topuyla tüfeğiyle. Ne varsa yani 40 yaşındaki de beni şampiyon yapsa alır getiririm düşüncesi var. Fenerbahçe'nin transferinde şu anda Jorge Jesus gibi de bir artısı var. Hangi futbolcuya giderseniz gidin hocam kim diyecek bakıyor sonuçta Sinem. Teknik direktöre bakarlar. Jorge Jesus bir marka. Bu lig içinde bir marka. Bu lig içinde bir değer. Bak hocalığını gelin şu anda başlangıcını evet ufak tefek yanlışları var. Kadro tercihleri hala bir şeyler deniyor. Ama ben Avrupa'da bir golcü olsam Brezilyalı, Portekiz zaten Portekizliysen 3-0 önde başlarsın. Jorge Jesus'la çalışmak herkes ister. Yapılan transferlerde. Cristiano Ronaldo. Değil mi? Üste çıkıyor. Galatasaray'da adı geçti ya işte. Hadi Galatasaray'da olmazsa Mauro Icardi değil mi? Abi şimdi Galatasaray'da da geçen günü konuştular. Bırakın dedim ya. Böyle bir şey şaka dedim. Yani rüyasını görsen dedim. Kendimi tokatlarım dedim. Ronaldo. Ronaldo evet, Galatasaray'da. Evet. Yani hiç artık rüyası. Sosyal medya inanılmaz yani bu transferde. Transfer ya, işlerinde belirleyici hale geldi. Depay var sırada. O onu beğendi. Depay mesela. O onun yayınına katıldı. Neyse biz Süper Lig'e dönelim o zaman. Süper Lig'de ikinci hafta bu akşam başlıyor sevgili izleyenler. Şöyle bir programı getirelim ekrana bakalım. Hangi karşılaşmalar bekliyor bizi ikinci haftada? Evet açılış yine Trabzonspor'la bu kez tabii son şampiyon unvanıyla yeni sezonda ilk kez taraftarıyla buluşuyor Trabzonspor. Atakaş Hatayspor maçıyla. Yarın 19.15'te Kayseri Spor İstanbul Spor maçı var. 21.45'te iki karşılaşma oynanacak. Galatasaray Giresun Spor, Adana Demir Spor, Demir Grup Sivas Spor. Pazar 19.15'te Ümraniye Spor, Antalya Spor ve Gaziantep Ankara Gücü maçları var. 21.45'te Alanya Spor, Beşiktaş mücadelesi oynanacak. Pazartesi iki karşılaşmayla ikinci haftayı kapatıyoruz. 19.15'te Konya Spor, Metipol Başakşehir. 21.45'te de Kasımpaşa, Fenerbahçe bu haftayı Fatih Karagümrük bay geçiyor. Şöyle bir Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasını konuşmaya başlamadan iki takımdan yansıyanlara bir bakalım.